Sergideki eseriniz duygu durum bozukluğu hakkında. En baştan başlayalım istiyorum. Bu çalışmayı tanımlamanızı rica edebilir miyim? Duygu durum bozukluğu bir resim albümü. Bu albümde şu şekilde poz vererek çektiğim, aslında sanki depresyonu tanımlayan genel bir stok resmi gibi duran bu fotoğrafı Wikipedia'daki duygu durum bozukluğu sayfasına yüklemem sonrasındaki hikayeyi görüyoruz. Stok görsellerinde depresyonun nasıl gösterildiğine dair denemeler yapıyordum. Bu resmi çekmeme ilham veren şey de bu olmuştu. Sonra web siteleri, gazeteciler, blog yazarları bu fotoğrafı kullanmaya başladılar. Çünkü telifsiz bu görselleri yasal olarak kullanabiliyorlardı. Herhangi bir telif hakkı ödemeleri gerekmiyordu. Ruh sağlığı problemleri, depresyon, mutsuzluk, antidepresan ilaçları hakkındaki makaleleri örneklendirmek için bu resmi kullanmaya başladılar. Sonra ben de Google'ın resimleri tersten aratma özelliğini kullandım. Yani resmi kullanarak bu fotoğrafın kullanıldığı yerleri arattım ve böylece benim resmimi kullanan makalelerin hepsini buldum. Duygu durum bozukluğunda bir eserin dolaşımı demek istemiyorum çünkü gerçekte öyle değil. Bu durum daha çok yayılma gibi. Yani burada bir resmin internette yayılmasını görüyoruz. Bazen belki siyah beyaz oluyor, rengi değişiyor, kırpılıyor, farklı dillerde kullanılıyor. Daha önce Norveççe, Almanca, Arapça ve Tayca gibi dillerde bulmuştum sanırım. Google'ı kullanarak işte tüm bu siteleri topladım ve bu resim albümünü oluşturdum sonunda. Bir sanatçı için bu kadar geniş çapta yayılmış bir şeyle ilgili hak iddia etmek ne anlama geliyor? Bence eser sahipliği, yani bir çalışmayı yaratmak, bir sanat eserini tasarlamak ve işte bu bir sanat eseri ve ben bu eseri fotoğrafçılık ya da sanat alanında bir kamu söylemi olarak bırakıyorum demek gibi. Yani bence bu süreç sanat eserini tanımlamanın bir yolu. Bana kalırsa ben mesela bir sanatçının bundan 100 sene önce neler anlatmaya çalışmış olabileceğiyle pek ilgilenmiyorum. Sanatçının eserin tek yaratıcısı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü eserin yaratılmasına birçok insan yardım etmiştir ama onların isimlerinden hiçbir zaman bahsedilmez. Fotoğrafçılığın 21. yüzyılda hem üretimin hem de görsellerin dolaşımının daha da çok artmasıyla nasıl değiştiğini düşünüyorsunuz? Bence bu çok karmaşık bir şey çünkü fotoğrafçılık artık her yerde. Günümüzde insanlar fotoğrafçılığı neredeyse kendilerini halka sunmak için kullanıyorlar. Mesela insanlar Instagram veya Twitter'ı kullanırken oralara koydukları resimler sanki onların tüm internet dünyası ile paylaştıkları hassasiyetlerinin bir uzantısı gibi. Bu sanki onların kim olduğunu da anlatan bir şey ki bence daha önceleri durum böyle değildi. Mesela ben Wikipedia'yı kullanmıştım ve orası özellikle telifsiz bir web sitesi. Yani oradaki resimler özgürce dolaşabiliyor. Bu yüzden ben projemde işte bu açık dolaşım alanı düşüncesiyle biraz oynamak istedim. Ben de aslında Wikipedia'yı aynen normal bir kullanıcı gibi kullandım. Uygun olacağını düşündüğüm bir görseli siteye yükledim. Fakat bu süreçte birçok Wikipedia editörü benim yaptığım şeye takıldılar. Birkaç yıl boyunca süren tartışmalar ve görüşmelerin sonucunda benim siteyi kullanmamı resmi olarak yasakladılar. Bu yasak resmileştikten sonra duygu durum bozukluğu görseli de duygu durum bozukluğu sayfasından kaldırıldı. Yani artık resim Wikipedia sayfası üzerinden dolaşmıyor ama internet üzerindeki farklı yerlerden dolaşmaya devam edecek diye düşünüyorum.